Tabii soruşturma da gizlilik var. Ayrıca son aşamaya gelindi. Yani bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü ailede, yani bizim dostlarımız, konu çok hassas bir düzeyde olduğu için onları da çok fazla üzecek bir şey söylemek istemiyoruz. Ancak maalesef Narin kızımızın cansız bedenine ulaştıktan sonra onun üzerinden daha somut ve çok hızlı bir şekilde faillere ulaşmak üzereyiz. İnşallah birkaç gün içinde tüm yönleriyle sonuçlanır. Zaten Diyarbakır Başsavcılığı ve ilgili birimlerin tümü çok hassas ve hızlı bir soruşturma yürütüyorlar. Adli tıp şu anda en önemli delillere ulaşacak olan ve bu işi somut bir şekilde sonuçlandıracak olan adli tıpta da çalışmalar çok titizlikle ve hızlı bir şekilde yürütülüyor. Hepimiz bu konuyla ilgileniyoruz. Yani Diyarbakır'daki valimiz başta olmak üzere jandarma, emniyet, ilgili farklı birimler, tümü konunun üzerinde. Çünkü Türkiye'nin gündeminde hepimizi derinden yaralayan bir mesele çok hızlı bir şekilde inşallah sonuçlanacak. Dediğim gibi, yani hem soruşturmanın gizliliği açısından hem de konunun hassasiyeti açısından, yani bir taraftan aile çok büyük acı yaşarken aile bireylerine ilgili yapılan tutuklamalar var, işte yeni gözaltılar var, aile bireylerine ait yeni gözaltılar var. Hani bu kadar büyük acıyı yaşayan bir ailenin aile bireylerine ilişkin şüpheler ve gözaltılar var. Yani onları daha fazla yaralayacak somut bir şeye, delile oturtmadan ve ilgili birimler tarafından netleştirilmeyen bir şeyi bizlerin ifade etmesi de doğru değil. Peki Sayın Esarioğlu, çok özür diliyorum. Şimdi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yapmış olduğu paylaşımda, Sayın Ali Yerlikaya'nın yapmış olduğu paylaşımda aslında minik narine Allah'tan rahmet dileğini okuduk hep. Ama beraberinde aileye ilişkin herhangi bir mesaj paylaşmadı Sayın Bakanlar'da. O zaman gözümüzü bu noktada biraz ailenin içine mi çevirmek lazım? Örnek veriyorum, gözaltılarda anne ve baba var mı? Ya da minik narin görmemesi gereken bir şeye mi tanıklık etti sizce? Bunların hepsi değerlendiriliyor. Tabii aile bir kişiden ibaret değil. Yani ailede şüpheli durumda olan veya yarın öbür gün netleştikten sonra belki suçlu durumda olan bir iki kişi varsa bile bütün aileyi aynı gözle bakmak, aynı şekilde düşünmek de doğru değil. Büyük bir aile ama varsa bir suç, herkes suçlu değil. Yani bu böyle kızımızın vahşice katledilmesini böyle aile kararıyla falan olacak şeyler değil bunlar. Tabii ki. Muhakkak böyle bir şey yoktur ortada. Tabii ancak ki. Dediğim gibi kendisinin cenazesine ulaşıldıktan sonra onun üzerindeki bütün adli tıbbın ilgili birimlerin yaptığı incelemede sonuca ve faile ulaşmak çok daha hızlı ve kesin kanıtlarla olacak. Bunun için belki bir iki gün sabretmek iyi olacak. Hı hı. Çünkü çok fazla bilen bilmeyen herkes yorum yapıyor. Haklı da olsa, yani hem soruşturmanın sürecine zarar verebiliriz. Hem de az bir ihtimal olsa suçsuz birilerine çok ağır ithamlarda da bulunabiliriz. Bunları uzmanlarına bıraksak, bunları şu an bu işi yürüten ekiplere bıraksak ve onların açıklayacağı resmi şeylerle, hı hı, olayı değerlendirsek daha iyi olacak ben inşallah. Ben şunu sormak istiyorum. 21 gözaltı olduğunu öğrendik Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un az önce yapmış olduğu sosyal medya üzerinden açıklamada ve beraberinde 21 gözaltının tümü
Yani bu aile bireyleri veya 21 kişi bu işte organize bir şekilde suçludurlar. Tabii veya ki, bunlar ciddidirler anlamında değil. Kesinlikle yani bunlar evet. Haberi olacak veya çapraz sorgulamada farklı şeylere ulaşmak için bir sürü adam alırsınız. Hepsinin sorgusunu yaparsınız. O çapraz sorguda sonuca ulaşırsınız. Dolayısıyla daha önce bilgisi... Hiçbir şeyi de göz ardı etmemek lazım. Gözden kaçırmamak lazım. Buyurun. Çünkü bütün Türkiye'nin gözü bugün burada bu meselede. O yüzden hani hiçbir şeyi gözden kaçırmamak adına bu kadar yoğun gözaltı var. Bu da önemli bu ifade ettiğinizde. Muhabir arkadaşımız da daha önce bilgisine başvurulan, tanık sıfatıyla dinlenen kişilerden oluşuyor. Şu anki gözaltına alınma talimatı verilen kişiler için, şüpheli sıfatıyla gözaltı talimatı verilen kişiler için o da böyle bir ifade kullandı. Siz bu noktada aileye yakınlığınız hangi derecede? Çok uzun yıllardır aynı bölgede milletvekili ve siyaset yapıyorsunuz siz de Sayın Ensarioğlu. Onun için sormak istedim. Nasıl bir aile aile? Yani aileyle benim 40 yıllık dostluğum var. Ailenin tüm bireylerini hemen hemen tanırız. Gençler hariç. Yakın dostluğumuz var. Ben geçmişte hani aileye dair de böyle çok spekülasyonlar var. Sosyal medyada ben incitici şeyler. Ben bunu sormak istedim. Evet. Yani kimi siyasi görüşü üzerinden meseleyi ele almak istemiş ki bu çok çirkin bir şey. Yani Hizbullahçı olduğunu söyleyen sosyal medyada bu yönde suçlama yapan siyasiler var. Yani bu meseleleri siyaseti bu işlere bulaştırmamak lazım. Yani bu çok farklı bir şey ya. Bu çok hani siyasetin bu işe ne ilgisi olabilir? Yani böyle bir şey var mı? Veya bunun üzerinden bir siyasi partiyi, bir siyasi kesimi karalamak veya birinin rant elde etmesi, bunlar çok çok çirkin şeyler. Canımız yanıyor. Gencecik bir kızımız gitmiş. Yani çok bütün Türkiye'nin üzüldüğü ve takip ettiği bir mesele. Siz aileyle bağınızı anlatıyordunuz. Aile, o konuya dönelim. Hizbullahçı olduğuna dair böyle sosyal medyada şeyler. Aile Refah Partisi geleneğinden gelen, geçmişte ben Doğru Yol Partisi İl Başkanlığı yaptığım dönemde benim yönetimimde de yer alan amcaları var, büyük amcaları var. Veyahut da farklı İYİ Parti'de, farklı partide yer almış, AK Parti'de yer almış olanlar da var. Şu anda AK Parti ilçe yönetimimizde olan bir yeğenleri de var. Yani öyle merkez sağa yakın bir aile, aşırı uçlarda olmayan bir aile. Ama hani bunu ifade etmek de çok ayıp bir şey yani. Yani bu işin siyasetle veyahut da siyasi aidiyetleriyle bir ilgisi yok ki. Bu tamamen vicdani, insani, böyle hepimizin kendi çocuğumuzu yerine koyduğumuz, yani böylece üzüldüğümüz günlerdir hepimiz yani bununla ilgili çaba sarf ederken merakla sonucunu beklediğimiz bir meselenin üzerinden siyasi tartışma yürütmek ayıptır.